Değerli bir konuğumuz var, Yücel Tonguç Erbaş. Bu akşam 60 dakikada konuğumuz. Tonguç, iyi akşamlar, hoş geldin. Barış, merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İstersen günün verisiyle başlayalım bizim için. Cari açık beklendiği gibi artmaya devam ediyor. İşte 32-33 milyar dolara geldik yıllıklandırılmış olarak. Enerjinin çok etkili olduğu açık gibi. Sen nasıl değerlendiriyorsun cari açıkla ilgili beklentileriniz? Yılın geri kalanında tablo nereye doğru evrilir? Dinleyelim seni. Şimdi Haziran ayı enerji fiyatları açısından bu son geldiğimiz, yani geri çekilmeye baktığımızda petrol gibi ürünlerde çok tabii yansımamış bir ay birincisi. İkincisi, görebildiğim kadarıyla turizm gelirlerinin de tam hızlı bir şekilde açık içerisinde bizi biraz daha cari açık verme noktasında daha ufak bir orana doğru da taşıyamadı. Bir geçiş ayı gibi duruyor. Bu sırada ikinci çeyreğin son ayı. Dolayısıyla biz ikinci çeyrekte de büyümeyi güçlü gelmesini bekliyoruz. Yani işte konuşulan %7 gibi bir ikinci çeyrek büyümesi daha gelecek gibi duruyor. Ve bu büyüme esnasında aynı birinci çeyrekte olduğu gibi aslında İşte ithalat ihracat dengesi üzerinden de bu açığı, işte altına enerjiyi bir tarafa bırakırsak yine de vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla belki Ağustos ayı gibi, hatta Temmuz'un içinde de bir nebze yavaşlama olabilir cari açık kısmında. Şeyi bilmiyoruz, yani bu resesyon endişeleri bizim ticaret hacmimizi yılın sonuna doğru ne kadar etkileyebilir. Ama ben önümüzdeki birkaç ay, yani ya da içinden geçtiğimiz birkaç aya baktığımızda bu veriler geldiğinde bir nebze daha açık tarafında, özellikle üçüncü çeyreğin de ikinci çeyrek kadar güçlü olmayacak bir büyüme durum söz konusu olacağını düşünerek biraz da yavaşlayacağını düşünüyorum. Yıl sonu için yanılmıyorsam 43 milyar dolarlık bir beklentimiz var bizim. Yani şu anda Haziran verisine baktığımda da oradan çok uzakta değiliz. Yeni bir revizyona gitmeyiz diye düşünüyorum. Peki. Şimdi burada cari açık verisinin içerisinde Netata Noksan'la ilgili aslında kalem biraz dikkat çekici. 4 milyar dolara yakın bir giriş var Haziran ayı verisinde. Sene başından bu yana baktığımızda orada da çok daha geniş 17,5 milyar dolar Ocak-Haziran dönemi Netata Noksan, yani bir kaynağı belirsiz para girişi. Şu anda sen de takip ediyorsundur, yani çok konuşuluyor, bir para girişimi var. Merkez Bankası rezervlerine bakıyoruz. Orayı takip ediyoruz ki brüt rezervlerde ciddi bir artış da gördük geçen haftanın verilerinde. Hem bu Netata Noksan hem de bu para girişiyle ilgili dedikodular, spekülasyonlar, artık haberler, ne dersek, nasıl ifade edersek, nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi biraz geçmiş bir veri olduğu için aslında tabii yılın da hani 6 aylık sürecine baktığımızda burada zaman zaman Merkez Bankası istatistiklerinin dışında bazı gerçekleşmeler olmuş gibi duruyor. Ama ben şöyle düşünüyorum, özellikle yani son 2-3 aya baktığımızda, hani önümüzdeki dönem Netata Noksan özür dilerim, oranı için konuşayım. Çok yabancı bir giriş şeyde görmüyoruz. Hani hisse senedi ve dips piyasasında. Fakat yani Haziran verisi tahmin ediyorum bazı şeyleri, yani bu kapsam dışındaki para transferlerini gösteriyordur, ama önümüzdeki dönem biraz daha Temmuz-Ağustos verisinde bunun daha yüksek çıktığını görebiliriz. Fakat şöyle bir durum söz konusu, yani tahvilde 2 yıllıkta biz 28'den 21'lerin altına geldik. Şu son 15-20 gün için söylüyorum. CDS'lerde de 850'den 700'e doğru bir geri çekilme var. Ama buna rağmen mesela kurda eğer bir para girişi Haziran'da veya sonrasında yaşandığını konuşmamız için, hani piyasaya en azından etkisi açısından çok net fiyatlamasını görmüyorum. Dolayısıyla ben biraz daha aslında Temmuz'da, Ağustos'da bu oranın artabileceğine, özellikle Ağustos ayı içindeki veride, ama hani bunun baktığımızda içerideki fiyatlamalarda eğer olduysa tahvil tarafında biraz, yani Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlar üzerinden değil ama piyasa üzerinden bir etkisi olduğunu, diğer kanallarda, diğer pazarlarda, yani borsada dahil olmak üzere çok net bir para girişine en azından burada görmüyoruz. Tabii ki ne kadar düşük olursa bu oran, hani bizim için öngörülebilirlik açısından daha iyi olacaktır. Ama yılın geri kalanında da çok böyle azalacak gibi durmuyor açıkçası. Burada biraz daha
nereden geldi sorusunu sormaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki, şimdi geçen hafta hakikaten geçen haftanın verileri enteresan. Döviz tevdiat hesaplarında da bir genişleme var. Merkez Bankası bilançosunda toparlanma var. Yani böyle bir dövizin bir taraftan bilançoya, Merkez Bankası bilançosuna girerken bir taraftan da talep tarafının güçlü olduğunu görüyoruz ki 250 milyar dolara yaklaşmış yine. Geçen haftanın ben özellikle döviz tevdiat hesapları ile ilgili tablosuna baktığımda bunu nasıl görüyorsun? Yani anladığımız kadarıyla hem pariteden arındırdığımızda hem şirketlerin hem de bireylerin döviz almaya devam ettiğini, döviz talebinin sürdüğünü görüyoruz. Bir tarafta kur korumalı mevduat da var ve 18'in kıyısında da 18'i geçmeyen bir dolar TL. Nasıl yorumlarız? Ya açıkçası biz hani kuru yorumlarken biraz önce bahsettiğim gibi gerek borsa gerek tahvil faizleri gerek CDS hani son dönemde özellikle 15-20 gün içinde yani neredeyse bu 3 tarafta da 3 pazarda diyelim ya da 3 ürün grubunda da aslında pozitif bir seyir görüyoruz. Dolayısıyla aslında doğru söyledin haftalıkta son birkaç hafta çok da değişiklik olmuyordu. Belki bu hafta biraz daha farklılaşma oldu döviz tarafında artış. Ama hani bu gerçekleşirken de kurda en azından bir 20 kuruşluk oynaklık aşağıya da yukarı doğru iyi ya da kötü gerçekleşmesi gerekiyordu. Acaba diyorum bu ihracat tarafında son oran yükseltici işte ihracat yaparken bir kısmı Merkez Bankası'na park etme ve hazine tarafında değerlendirme gibi gelişmeler sonrasında kurumların biraz daha dövize öyle ya da böyle diyelim herhangi bir kanaldan ihtiyaç dahilinde ulaşması için hem bu haftaki oranın yükselmesi hem de genel anlamda kurdaki o geri çekilmenin sınırlı kalmasının etkisi olabilir mi? Yani bir tarafta talep devam ediyor ama resmi rakamlarda, yani resmi veriler ışığında baktığımızda hani bu gerçekleşmelerin kura da olumlu yansımasını görmemiz gerekiyor. Açıkçası biz de biraz hani yaptığımız böyle sabah toplantılarında kurda bu ivmeyi görmediğimizi konuşuyoruz. Nedenini işte para girişleri yurt dışından olduğu söyleniyor. Zaman zaman Merkez Bankası rezervlerinde belki teknik dönemsel değişiklikler olabilir. Ama öyle ya da böyle en azından burada da bir rahatlama olması gerekiyordu. Ben talebin dediğim gibi biraz piyasadaki hani sıkışıklıktan kaynaklı farklı kanallarla dövize ulaşma talebinden olabileceğini düşünüyorum yani piyasa fiyatının oluşmasını. Yoksa diğer tarafta ki gerçekleşmelerle mutlaka kurda da bir gevşeme olması gerekiyordu. Ama şöyle değerlendiriyorum yani 17.90'ın altında biz birkaç gün kapanış görmedikçe daha önce de bu dönemleri yaşadık. Yani 20 günlük 30 günlük yatay bir seyir adına ne derseniz deyin yani bir piyasa dengelenmesi alıcı satıcı tarafında uzun süre sürdükten sonra piyasada geri gelmiyorsa fiyatlar o zaman 18 psikolojik bir eşikse yukarı doğru geçilebilir. Ama ne zaman ki biz bütün bu konuştuklarımız içinde 17.90'ın altında kapanışların belki gecikmeli etkilerini hani piyasa fiyatlaması açısından baktığımızda görmeye başlarız kurda. O zaman evet bir para girişiyle veya bir dolar kura olan ya da dövize olan talebin azaldığı beklentisiyle bir fiyatlama gördüğümüzü söyleyebiliriz. O açıdan yine herhalde bu 12'lere doğru geri çekildikten sonra dördüncü kez bir yatay bant içinde çok dar ve sınırlı bir döviz hareketi görüyoruz. Genelde yukarı doğru kırıldı bu hareketler. Ve şu geldiğimiz noktada ki pozitif gelişmelerin etkisi sınırlı kaldı. Eğer bunun etkisi bu şekilde sınırlı kalmaya devam edecekse 18 geçilmesi durumunda yeniden bir 20-25 kuruşluk hareket olabilir. Dolayısıyla 17.90'ı bence en azından kurda bir para girişi olup olmadığını, netleşmelerin olup olmadığını piyasada görmek için takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tonguç, Borsa İstanbul'a geçmek istiyorum izninle. Borsada bugün de bir yükseliş gördük dün ardından. Özellikle bugünkü yükselişte bankaların liderlik ettiğini, %3,5'a yakın bankalarda prim oldu. Bazı bankalarda çok daha yüksek, arkadaşlarım ekrana getirdiler, yüksek primler gördük. Borsadaki bu ilgiyi, özellikle bankacılık endeksinin öne çıkmasını nasıl değerlendiriyoruz?
Ya bankacılıkta herhalde artık bilanço soru işareti yok. Daha önceki dönemlerde işte efendime söyleyeyim hani üzerinde bir baskı olabilir. Çeşitli değişikliklerle bankacılık tarafında karların bir sonraki çeyreklerde azalabileceği gibi beklentiler varken çok net iki çeyrekte de piyasa şartları içerisinde bankaların iyi karlar yazdığını biliyoruz. Geçmiş yani bu sene başından itibaren bazı bankalarda temettü ödemeleri de oldu. Hep konuştuğumuz o çarpan etkisinin işte zayıf kaldığı, düşük kaldığı vesaire konusu vardı. Bazı bankalara Garanti Bankası'nda olduğu gibi talebin gelebileceği konuşuluyor hani değer açısından baktığımızda. Bütün bunları düşündüğümüzde bankaların dışında kalan sektör ve hisseleri değerlendirdiğimizde yani hepsi için ileriye dönük iyi kötü bir şeyler söyleyebilirsiniz ve işte iyi gelen bilançolarda zaman zaman kar satışları geldiğinde bazı hisselerin bilançolarında bozulma olduğunu da görüyoruz hani ikinci çeyrek özelinde özellikle ya orada farklı riskler oluyor ama bankacılık tarafında net bu bilanço değişimlerinin işte geçen senenin bu çeyreğiyle belki birinci çeyrek değerlendirildiğinde 2 ya da 5 katı arasında farklar oluşmuş gibi duruyor. Dolayısıyla burada da piyasanın kendi zirvesini kırdıktan sonra yani 2680 gibi seviyeler bence işte eskiden diyorduk yabancı bankayı sever, bankayı yabancılar gelmeden yukarı doğru gitmez. O piyasadaki hisse arayışını yerli yatırımcı bu kez bence müthiş bir iştahla bankacılık üstünde yoğunlaştırıyor. Ve konuşulan da şu, işte 1-2 aydır aslında biz de konuşuyoruz. Bir rally olacaksa yani 3000-3500 arasına doğru şimdi ya da sene sonuna doğru endeks gidecekse burada uzun zamandır yaşamadığımız o bankacılık tarafının lokomotif olma özelliğini tekrardan biz borsada göreceğiz. Çünkü çok net bir şekilde endekse de etkisi yüksek olan bankaların yani bir süre böyle daha ufak ölçekli bankalarda o yükselişi gördük. Artık kayda değer yüzdesel değişimlerle borsada endeksi de yukarı taşıdığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem belki de bankacılık endeksiyle o 3000'lere doğru gideceğimiz bir dönem olabilir. Ben bunu tamamen hani risk algısında şu an için bir değişim olmazsa yılın sonuna kadar o kar marjının devam edeceği algısıyla ucuz kaldığı görülen bankacılık endeksine yönelişin gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Tonguç bugün %2'ye hatta %2'nin de üstünde petrol fiyatlarında yükseliş görüyoruz. O zirvelerden 100 doların aşağı gelince hepimiz sevindik. Hatta içeride akaryakıt fiyatlarındaki geri çekilme konuşuluyor. Amerika'daki akaryakıt fiyatı manşet enflasyonu aşağı gelmesinde önemliydi. Ama öyle çok çok da bir düşüş sanırım gelemeyecek gibi. Çünkü petrol talep tahmininin de Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yukarı çekildiğini görüyoruz. Şöyle Barış, yani Brent için konuşayım. 125 dolarlardan 93 dolarlara geldik. Yani aşağı yukarı işte 30-35 dolarlık bir marj. Şimdi bu daha önce işte Rusya-Ukrayna meselesiyle bir nükleer durum söz konusu olabilir mi? İşte NATO'nun bu işin içine dahil olma süreci biraz daha çetrefilli hale getirebilir mi diye bu süreci 150 dolarlar vesaire konuşuluyordu. Bir anda tabii o rüzgar tersine döndü. Bu sefer resesyon endişesi, işte talepte azalma, OPEC biraz devreye girdi, o üretimi arttı, arttırdı. Amerika biraz daha fiyatlara müdahil olmaya çalışarak sözlü veya biraz da ikili ilişkilerle bu işi baskılamaya çalıştı. Ama ben son fiyatlamayı yani 93-99 ya da 93-100 dolar arasındaki yükselişi de biraz mesela son iki günkü Amerikan enflasyonu sonrası o resesyon endişelerinin ya da faiz artış hızlarının yani özellikle Amerika'da biraz daha talebi azaltıcı yönde hani çok agresif olmasından ziyade daha yumuşak geçebileceği gibi bir algıyla. Yani tamamen aslında biraz da dolarla ilintili olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Yani 100 doların biz altında kaldığımız sürece aslında çok da böyle artık 120-130 dolarla konuşmayabiliriz. Hatta 100 doların üzerine geçsek bile bence biraz daha böyle aşağı doğru baskılanan bir petrol olacaktır. Burada resesyon endişelerinden ne kadar uzaklaşırsak yukarı doğru petrol fiyatı hareketinde görürüz ki son birkaç günde bunu yaşıyoruz. Eğer
yıl sonuna kadar veya herhangi bir tarihte 100 dolar baz alalım ya da 95 dolar bir Rusya-Ukrayna anlaşması olursa ben hala burada bir 10-15 dolarlık daha marj olabileceğini düşünüyorum aşağı doğru. Bunun olmaması durumunda yani 90-110 dolar arası bir Brent petrol olması durumunda ise yani o anki şartlara göre hani 80 ile 100 dolar arasında bir Brent petrol gibi beklentim var. Dolayısıyla şu son yükselişi ben tamamen aslında resesyon endişeleri veya güçlü FED beklentisinin biraz daha ortadan kalkarak belki raporda da gözüken hani talep tarafının güçlenebileceği yavaşlayan enflasyonun algısından kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Tonguç, altına da bakalım istersen. Altında bu hafta gelen enflasyon verisinin ardından bir 1800 dolara doğru hareketlendik. Beklentinin daha da ötesinde inen bir ABD enflasyonu 9.1'den 8.5'a. Bugün yine üfeye baktığımızda üretici fiyatların endeksi orada da hızlı bir geri çekilme görüyoruz zirvelerden. Ama altın o 1800'ün üstündeki hareketini koruyamadı. Hatta bugün biraz daha yatay, gümüş tarafında da satışlar görüyoruz. Neden 1800'ün üstüne çıkıp yerleşemedi? Bu bir taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de geri çekilme varken. Ya enteresan. Yani altının son 2-3 aydır kendi dinamikleri üzerinden fiyatlama karakteristiği biraz değişti. Yani 1680 dolarlara geri çekildikten sonraki işte 1690 seviyeleri çok önemli bir yerde aslında hani bir kırılım açısından. Teknik olarak da diyebiliriz veya artan resesyon endişeleriyle işte bir yüksek enflasyon, düşük büyüme, o bahsettiğimiz stagflasyonun gelişi altında tekrar o fiyatlardan bir talep oluşturdu. Ve dün İşte bugün baktığımızda 1807-1805 dolar, orada da 125 dolar yapıyor. Yani bu hareket yükselişi olduktan sonra buradaki dinamik biraz daha resesyon üzerine kuruluydu. Yani petrol için yaptığım yoruma benzer bir şekilde son iki gündür gelen Amerikan enflasyon verisi sonrası bu inmenin, bu beklentinin ya da altını yukarı doğru tetikleyen bir durumun dolar geri gelse de, tahvil faizleri geri gelse de bu sefer tetikleyici güç olmaktansa yanda bir etki edecek bir başlık. Ama yeni başlıklar ne olabilir sorusuyla karşı karşıya bıraktığını düşünüyorum. O açıdan alışık olduğumuz altın fiyatlamasını çok net, çok da piyasada görmüyoruz 1-2 aydır. Ama ben şöyle bakıyorum, yani 1783-50 günlük ortalaması onun üstüne geçti. 1800 seviyelerin üstüne geçmesi için yeni bir talep gelmesi lazım küresel anlamda. Bu bir jeopolitik risk mi olur? Çok daha zayıf bir dolar mı olur beklenti açısından? Ya da zayıflayan bir FED faiz artış beklentisi mi olur? Onları göreceğiz ama son 25 dolarlık hareket tamamen bence resesyon mu değil mi sorusuydu. Son iki günde evet ilk başta bir şok etkisi yarattı ve 1800'ün üstüne attı ama sonra altın yatırımcısı bu 125 dolarlık marş sonrası tahminim şöyle düşündü. O zaman bizim fiyatladığımız altın resesyon, yüksek enflasyon şimdi olmayacak gibi. Dolayısıyla biraz daha orada geri çekilmeyi ben bundan yaşadığımızı düşünüyorum. Ama hala yani mesela 1780-90 seviyeleri iki tarafa doğru da net bir şekilde fiyatlanabilecek. Aşağı doğru marjların hala sınırlı kaldığı, her ne kadar güvenli liman etkisini bir nebze kaybetmiş ve dolar ve Amerikan tahviline biraz kaybetmiş bir altın olsa da burada gelişmeler hala resesyon üzerinden ve bu beklentilerle enflasyonist durumun ne olacağı konusunda fiyatlamaya devam edecek gibi duruyor. 1765'ler, 70'ler aşağı kırılmadıkça yukarıda 1800 ana direnç olarak karşımızda duracak. Geçilirse 1025 puanlık yani üstünde birkaç günlük kapanış 1800'ün üstünde 1025 dolarlık daha bir marj yaratabilir. Ama ne çok yukarı ne çok aşağı bir kırılım görmeyeceğimiz altın fiyatına belki 1-2 ay daha yani Eylül ortasına kadar hani Fed toplantısına kadar da alışmamız gerektiğini düşünüyorum. Tonguç, ifade ettiğin biz grafikte pembeyle görüyoruz. 50 günlük ortalama ons altında Bloomberg Terminal'de 1784 dolar seviyesinden. Bugün 84 olmuş. Evet. 1790'dayız şu an. Çok yakınız aslında 50 günlüğün böyle çevresinde dediğin gibi çok önemli bir karar noktası.
100 ve 200 günlükler bayağı bir yukarıda kalmış birbirine yakın. 1839 ve 1843 dolarla yeşil ve sarıyla görüyoruz grafikte. Pembeyle gördüğümüzde 50 günlük ortalama çok yakın oralara, hafif üzerindeyiz şu an. Uzun süredir de aslında 50 günlüğün üstüne pek atamamış ve çıkamamış bir ons dolar, ons altın vardı. Son dönemde bir miktar şimdi onun üzerindeyiz birkaç gündür. İzninle altını da sormak istiyorum ama gram tarafını öyle tamamlayalım. Gramda da 1033 liraya kadar gelmiş durumdayız. Gram için değerlendirmeni alalım, öyle veda edelim lütfen. Şimdi gramda hep konuştuğumuz işte kur, ons altın. Biraz önce ons altın değerlendirdik. Hani 1000 TL'nin üzerinde gram altında ons altın önümüzdeki 1-1,5 ayda ne kadar etkisi olur? Yani tahminim 20-30 TL'lik bir değeri olabilir. Diyelim 1825'e gitti ya da 1750'lere geri geldi. Ki biraz önce gösterdiğin o 100-200 günlük ortalamalar, tahmin ediyorum fiyatlar burada biraz daha dönmeye devam ettikçe aşağı doğru 1825'e doğru gelecektir. Ve o da bizim direncimiz olacaktır. Dolayısıyla onstan çok gram altına bir etki beklemiyorum. Dolayısıyla kura bakmamız lazım. Yani kurda eğer 1800'ün üstüne geçeceksek zaten 1075 gibi bir gram altın hedefi, işte belki 18-25'lere doğru bir hareket olursa beklemek mantıklı olabilir bu altın fiyatlarıyla ons tarafında. Ama eğer işte para girişi yayının başında konuştuk, gerçekten kura etkisini gördük ve 17.90'ın altında kaldık. Ya oralarda da 17.75-17.50, yani çok aşağıda marj görmüyorum. Çok böyle spesifik bir gelişme olmadıktan sonra. Orada da 970 TL gibi bir yer var gramda veya en daha önce hareketine başladığı 950 TL gibi bir yer var. Dolayısıyla yıl sonuna kadar ben 950-970, hani olur da böyle kurla birlikte bir aşağı hareket olursa oraların hala uygun seviyeler alım için olduğunu düşünüyorum. Marj 1075'lere çıktığında da illaki bir kar realizasyonu oradan gelecektir. Ama bir süre daha kur 18'de ons altın 1783-84 50 günlüğüne yakın seyrederse 1000-1050 TL arasında, ki son dönemde 1020-1040 arasına sıkıştık. Buradaki o sıkışık seyirinde devam etmesini bekliyorum. Ağlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkürler değerlendirmeler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar.